Merhabalar değerli izleyenler. Yine bir sağlık programıyla karşınızdayız. Bugünkü konumuz tüm dünyada ve de Türkiye'de sıkça karşılaşılan bir sorun olan kısırlık. Ve bu konuya dair çalışmalarıyla dikkat çeken başarılı bir isim stüdyo konuğumuz. Sayın değerli uzman hekim, aynı zamanda uzman fitoterapist Ertan Cevizci. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Sayın seyirciler, sorularınızı bizlere WhatsApp aracılığıyla iletebilirsiniz. Bizler de yine WhatsApp'tan aldığımız soruları hocamıza ileteceğiz ve cevap arayacağız programımızda. Konumuz kısırlık. Sayın hocam, bizi kırmadınız. Programımıza konuk oldunuz. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Merhaba tekrar. Şimdi dünya genelinde artan bir kısırlık salgını var adeta. Evet, pek çok hastalıkla mücadele ediyor dünya. Ama çağın vebası, kanser ismi varken, ifadesi varken, o klasik ifade, şimdilerde artık buna kısırlığı da eklememiz mümkün. Peki öncelikle biz bu kısırlığın nedenlerini ve de sebeplerini konuşalım isterseniz. Ardından yine sorularla devam edeceğiz. Şimdi söylediğiniz gibi kısırlık hem ülkemizde hem de dünyada gittikçe görülme sıklığı artan bir hastalık olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye'de %20 oranında görüyoruz. Yani 5 tane evlilikten bir tanesinde biz kısırlık vakasıyla karşı karşıyayız. Her sene yaklaşık 90 bin, 100 bin civarında yeni kısırlık olgusu ekleniyor. Toplamda 2,5 milyonun üzerinde bir hasta sayısı var. Bu kadar çift bu sorunda karşı karşıya. Dünyada da yaklaşık 90-100 milyon civarında biz kısırlık olgusunun olduğunu biliyoruz. Neden bu kadar arttı? Çünkü artık biz çağın değiştiğini biliyoruz. Yaşam, beslenme, alışkanlıklar, psikolojik ortam, hava, doğa, toprak, her şeyde çok büyük bir değişiklik başladı. Annelerimizin, babalarımızın ya da büyük babalarımızın yaşadığı ortamda biz artık yaşamıyoruz. Beslendiğimiz gıdalar, ürünler organik olmaktan çok uzaklaştı. GDO'lu ürünler, hibrit tohumlar, kısırlaştırılmış ürünlerle oluşturulan ürünleri yediğimiz için bu ürünler hem genel sağlık tablomuzu bozdu hem de kısırlık, metabolik hastalıklar ve kanserin daha fazla ortaya çıkmasına sebep oldu. Bir diğer etken kilo. Obeziteyle birlikte, kilonun artışıyla birlikte, kalp damar hastalıklarının oluşmasıyla beraber, bununla birlikte kanser gibi, kısırlık gibi bir takım ciddi sorunların da biz ortaya çıktığını biliyoruz. Bir başka etken, hem dünyada hem ülkemizde kullanım sıklığı gittikçe artan tütün ve tütün ürünleri. Çok fazla zarar vermeye başladı. Başta kanser olmak üzere üreme sisteminde de hem spermin hem yumurtanın kalitesinin bozulmasına yol açan faktörlerden bir tanesi. Stres faktörü maalesef tüm vücudumuzu etkilediği gibi üreme sisteminde de hem spermin oluşturulmasını hem de yumurtanın kalitesini bozuyor. Bununla birlikte radyasyonun gittikçe artması, tüm dünyada kullandığımız elektronik cihazların çok artması, uydu sistemlerinin çok gelişmesi, sürekli kronik bir temasa maruz kalıyoruz. Bu ve bunun gibi sayamadığımız birden fazla sebeplerden dolayı da ortaya böyle bir sorun çıkmaya başladı. Bunu nereden de görüyoruz? Artık neredeyse her bir mahallede tüp bebek merkezleri açılmaya başladı. Evet. Biz bunu da anlıyoruz ki çok fazla talep var, çok fazla sorun var. Bize de müracaatlardan biz anlıyoruz. Her gün yüzlerce soru alıyoruz, telefon alıyoruz iletişim hatlarımızdan. Bu sorunla karşı karşıya kalan çiftler bize ulaşıyorlar. Çok üzülüyoruz çünkü bir ailenin neşe kaynağı bebek ve yıllardır bu özlemle devam eden ve çocuk sahibi olamayan çok sayıda çiftin bize başvurduğunu görüyoruz. Hızlı yaşam, özellikle şehir yaşamı, evet, o eski zamanlardan yeni bir model yaşama geçiş bizi bayağı etkiledi ve kötü tüketim alışkanlıkları da bu konuda maalesef, oldukça büyük bir fark. Maalesef. Peki ben şimdi WhatsApp'tan gelen yine izleyicilerimizden bazı sorular var. Onları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerçekten burada görüyorum çok fazla sayıda soru var. Programımızın akışı bu yönde geçsin. Hayırlı günler hocam demiş. 8 yıllık evliyim. Çocuğum olmuyor. Spermiyogram testi yaptırdım. Sayıda düşüklük varmış. Ne önerirsiniz? Hocam, bu hastamızda olduğu gibi sperm sayısı eksikliği olan hastalarda fitoterapi alanında çalışmalarınız var sizin de. Evet. Bitkisel ekstraktlarla. Evet. Etkisi nedir fitoterapinin? Şimdi fitoterapi nedir? Fitoterapi çok kısaca doğadaki tıbbi bitkilerin
Tedavide kullanımı. Yani evet. onların ekstratları, bir takım bitki özütleri özel tekniklerle elde ediliyor. Özel araştırmalarla dozajlaması ve miligram hesapları yapılarak hastalara tedavi kürü olarak sunuluyor. Bu uzun zamandan beri hem bizde hem dünyada kullanılan bir tedavi yöntemi fitoterapi. Sağlık Bakanlığı'ndan tarafından da 2014 yılında resmi bir branş, tedavi branşı olarak kabul edildi. Üniversitelerde bunlarla ilgili değişik bölümler açıldı. Artık resmi olarak fitoterapi uzmanları tarafından bu iş götürülüyor. Çünkü doktorlar tarafından yapılması çok önemli. Çok basit bir tedavi yöntemi değil. Yani siz baharatçıdan, aktardan bir takım otları, kökleri, yaprakları, çiçekleri alarak, evde bunları karıştırarak, kaynatarak ilaç haline getiremezsiniz. Peki, sperm sayısı eksikliği olan hastalarda fitoterapi müdahalesi mümkün mü? Mümkün. Bize en fazla başvuran hastalar zaten onlar. Azospermi dediğimiz spermin hiç olmaması ve oligospermi dediğimiz sperm sayısının düşük olduğu vakalarda biz ne yapıyoruz? Öncelikle tabii hastayı bütüncül bir yaklaşımla ele alıyoruz. Toksik bir takım şeylere maruz kalıyor mu? Onlara bakıyoruz. Kullandığı kötü alışkanlıklar varsa onların bertaraf edilmesini sağlıyoruz. Ve bununla birlikte biz sperm üretimine etki yapacak bir takım bitki özütlerini kullanıyoruz. Bunlar neler? Maka kökü dediğimiz bir bitki var. Uzun yıllardır Peru'da ve Bolivya'da Ant Dağları'nda Peru cinsengi olarak da adlandırdığımız çok özel bir bitki, Turpgiller familyasından. Biz bunun bitki özütünü kullanıyoruz. İçinde lepidium adı verilen özel bir ekstrat var, madde var. Değişik mineraller var, vitaminler var. Çok faydalı ürünler var içinde. Uzun yıllardır tedavide kullanılıyor. Ne yapıyor bu bitki özütü? Testislere etki yaparak, sperm ana kök hücrelerine etki yaparak öncelikle azospermi ise hiç olmayan spermin oluşmasını sağlıyor. Ya da sperm sayısı düşükse de mevcut sperm üretimini arttırarak düşük olan sayının yukarılara doğru gitmesine sebep oluyor. Bu bitkisel kökler ve ekstraklar. Evet, yani bu bunlardan bir tanesi tabii, sadece tek başına değil. Hareket bozukluğu varsa onları arttırıyor. Şekil bozukluğu da varsa spermlerde onların da düzeltilmesine neden oluyor. Bununla birlikte biz vitaminleri kullanıyoruz. A vitamini, C vitamini, B vitamini, D, E gibi bir takım vitaminleri de yine tedavilerde kullanıyoruz. Bunlardan başka bazı minerallerimiz var. Çinko gibi, folik asit gibi, selenyum gibi çok faydalı yine mineralleri kullanıyoruz. Mesela bunlardan çinko deniz mahsullerinde, kuru yemişin içinde ve etin içinde vardır. Çok faydalı bir mineraldir. Biz bunu da tedavide kullanıyoruz. Selenyum örnek olarak vermek gerekirse sarımsağın içinde var ama biz bitki özütü olarak onu kullanıyoruz biraz daha yüksek dozlarda. Çalışmalarınızda çok bütüncül bir yaklaşım var. Evet, yani biz tabii tek bir bitki özütünü kullanmıyoruz. Verdiğimiz tedavi küründe yaklaşık 40'a yakın bitkinin kombinasyonunu sağlıyoruz. 40'a yakın. Değişik ürünler tarzında biz bunları kullanıyoruz. Yani tek bir tedaviye bunu sıkıştırabilmek çok fazla mümkün değil miligramlarından dolayı. Evet. Ama birbirleriyle geçimli olan bitki özütlerini biz kullandığımız zaman çok daha fazla fayda alıyoruz. Çok olumlu sonuçlar elde ediyoruz. Ben buradan bizi izleyen izleyicilerimize şunu söylemek istiyorum. Kısırlık kaderleri olmamalı çiftlerin. Bu çok önemli. Yani burada moral bozukluğuna girip, üzüntüye kapılıp, ya biz artık çocuk sahibi olamıyoruz diye bir düşünceye girmemeleri lazım. Sonuna kadar tüm tedavi alternatiflerini denemeleri lazım. Fitoterapi de bunlardan birisi. Tamamlayıcı tıp olarak zaten biz tedaviye giriyoruz. Yani diğer kullandıkları klasik ilaçları bırakıp sadece bu bitkisel ilaçları kullanacaksınız tarzında bir yaklaşımımız yok. Evet. Biz aldıkları tedavi var ise ona hiç bozmadan, değiştirmeden biz kendi bitkisel tedavilerimizi de ilave ederek daha fazla verim almaya çalışıyoruz. Aynı anda kullanabiliyorlar. Rahatlıkla kullanabilirler. Tüm sorunlarını, problemlerini, tahlil, tetkik, ellerinde ne varsa hastalıkları ile ilgili bize sosyal medya ve WhatsApp hesapları üzerinden ulaştıkları zaman biz onları tek tek değerlendiriyoruz. Burada hiç şüpheleri olmasın. Hepsine geri dönüyoruz. Kaç kişi ararsa sorunlarına yönelik bir takım özel tedavi kürlerini birlikte planlıyoruz. Gelebilirlerse yüz yüze görüşmeye de geliyorlar. Canlı olarak telefonla görüşebiliyoruz. Evet. Yani biz bu sorunda onların yanında olduğumuzu bilmelerini istiyorum.
Hiç çekinmesinler ve utanmasınlar. Peki. Etrafta gerçekten o kadar sık karşılaşıyoruz ki bu konuyla ve bu olumsuzluklarla. İşte komşudan tutun akrabalara kadar veya daha değişik pek çok daha çevrede. Belki de toplu taşıma alanlarında ve sosyal alanlarda dahi en çok konuşulan konulardan bir tanesi kısırlık. Evet. Ama bu işte sperm sayısı düşüklüğü deyin ama başka bir sebep deyin. Fakat bütün bu olumsuz rahatsızlıklar konuşulduğu gibi derdine çare arayan insanların da yine çok mutlu haberleri geliyor sizlerin evet. çalışmaları ışığında. Evet. Bir izleyicimizden mesela çok güzel bir mesaj geldi ve ben bunu sizlere aktarmak istiyorum. Burada izleyenlerle de paylaşmak istiyorum izninizle. Aynı zamanda gebelik testi sonucunu atmış. Ha, ne güzel. Yönetmenimden de rica ediyorum eğer burada da paylaşabilirsek çok uygun bir şekilde onu da ekranlara yansıtalım. Mesaj şöyle hocam. Merhabalar Ertan hocam. Ben de sperm sayısı düşüktü. Az önceki konu. Eşimde de yumurta tembelliği vardı. Tavsiyelerinizi harfiyen yerine getirdik aile olarak. 3 ay sonra bugün test yaptırdık. Sonuç pozitif çıktı. Çok mutluyuz. Eşim hamileymiş. Allah ne muradınız varsa versin hocam. En yakın zamanda ziyaretinize de geleceğiz inşallah. Bizler de burada Allah analı babalı büyütsün inşallah demek düşer bizlere. Hocam bu güzel mesaj karşısında sizler ne söylemek istiyorsunuz? Evet şimdi tabii bize her gün onlarca böyle güzel mesajlar geliyor. Biz tabii çok seviniyoruz. Bu sorunun karşısında onlarla beraber üzüldüğümüz gibi böyle güzel haberler geldiği zaman Türkiye'nin her yerinden bize böyle mutlu haberler geliyor. Ultrason görüntüleri, gebelik testi görüntüleri, tahlillerde düzelmeyi gösteren raporlar geldiği zaman inanın onlar kadar olmasa da onlara yakın bir şekilde biz de çok mutlu oluyoruz. Bebek bir ailenin temel olgularından birisi. Çünkü bir farklılık kazandırıyor. Özellikle bizim gibi aile yapısı daha düzgün giden ülkelerde bebek özlemi ve bebeğe sahip olmak çok çok önemli. Tıbbi bir sorundan öte sosyal sorun haline de geliyor. Evet. Evlendikten sonra çiftler kısa bir süre sonra anne babaları, daha büyükleri, aileler, arkadaşları, iş çevreleri böyle ufak ufak baskıya başlıyorlar. Ne zaman çocuğunuz olacak, neden olmuyor? Bu tür baskılar bir de çocuk olmadığı zaman o çiftin üstünde bir baskı unsuru oluşturuyor. Çok büyük bir kuvvet oluşturuyor. Psikolojik olumsuzluklar da maalesef. Hem sperm sayısını, kalitesini bozuyor hem de kadında direkt adet düzensizliklerine sebep oluyor. Özellikle kadınlarda. Tabii. Hemen adeti bozuyor, adet düzenini. Adet düzeni bozulduğu zaman direkt hamile kalma ihtimali de azalıyor. Bu nedenle hiçbir şekilde morallerini bozmasınlar, umutsuzluğa ve çaresizliğe düşmesinler. Mutlaka fitoterapiyi de denesinler ve fitoterapiyi denemeden biz çocuk sahibi olamıyoruz demesinler. Bize başvuruyor hastalar. 10 yıldır, 15 yıldır evliler, her şeyi denemişler. Değişik şeyler, tese ameliyatı olmuşlar, tüp bebek denemeleri, aşılama tedavileri. Ondan sonra başvuruyorlar. Biz onlara bile diyoruz ki umudumuzu kaybetmiyoruz. Elimizde çok güzel silahlar var. Bunları kullanmamız lazım tedavide. Değişik bitkiler var. Bizim doğamız, tabiatımız bu konuda çok zengin. Çok etkili ve etkisi ispatlanmış bitki tedavileri var. Bunları uyguluyoruz ve gerçekten de olumlu sonuçlar aldığımız çiftler oluyor. O nedenle lütfen umutsuzluğa kapılmasınlar. Bizlere her kanaldan ulaşabilirler. Biz onların yanındayız. Evet, kesinlikle. Peki hocam, bir mesajımız daha var. Hocam diyor, bizim de çocuğumuz olmuyor diyor hanımefendi. Ve eşi konusunda varikosel teşhisi koymuşlar. Sperm sayısı ve hareketliliğinde düşüklük olduğu belirtilmiş. Bize yardımcı olabilir misiniz? Hocam bu izleyicimizde de olduğu gibi varikoseli olan hastalarda çocuk sahibi olabilir mi fitoterapi evet. aracılığıyla? Şimdi kısaca varikosele değinmek istiyorum. Varikosel erkeklerde testisin etrafındaki skrotum dediğimiz torbadaki kirli kanı toplayan benlerin varis tarzında genişlemesi. Bacağımızdaki genişlemiş varislerden hiçbir farkı yok. Orada damarlar genişlediği zaman kirli kanı toplayan kan orada gölleniyor. Ve kanın içindeki kirli toksik maddeler içeriye doğru nüfuz ederek testislerdeki sperm üretimini bozuyor. İkinci bir etken, kan orada göllendiği zaman akış bozuluyor çünkü varislerle damarlar genişleyince. Kanın göllenmesiyle sıcaklık artıyor. Sıcaklık artışıyla birlikte ki sperm sıcaklığı sevmez, hemen sperm üretimi bozuluyor. Erkeklerde dışarıda olan tek organ testislerdir. Bunun da sebebi vücut ısımız 37 dereceyken testislerin ısısı 3 derece daha düşüktür, 34 derecedir. Hı hı.
Oradaki ısı artmaya başladığı andan itibaren içerideki sperm üretimini, yani fabrikadaki üretimi bozuyor, sayı düşüyor, şekil bozukluğu, hareket bozukluğu gibi bir takım sıkıntılı erkeğe ait sebepleri oluşturuyor. Bu nedenle biz varikoselde de bu üretim bozulmasını engelleyecek, sayıyı düzeltecek, hareket ve şekil bozukluğu varsa ortadan kaldıracak. Yine maka kökünü örnek vermiştim. Çoban çantası, aslan pençesi gibi ilginç isimleri de vardır. Keşiş külahı adını verdiğimiz azgın teke otu yine ismidir. Bunun içinde epimedium dediğimiz çok etkili bir madde var. Direkt testisleri üzerine etki yaparak hem üretimi arttırıyor, sayıyı arttırıyor. Varsa spermlerdeki şekil ve hareket bozukluğunu da ortadan kaldırıyor. O nedenle varikoselin bir de görülme sıklığı çok fazladır Faruk Bey. %40 oranında görülüyor. Ultrasonla tanısı konuyor. Bu tür sorunu olan genç erkekler özellikle çok dikkatli olsunlar. Hafif ağrı, şişkinlik, dolgunluğun yanında, onlar tabii çok önemli şikayetler değil ama ne zamanki sperm sayısını bozup sıkıntı yaratıyor, o zaman kısırlığa doğru gidebilirler. Hızlı bir şekilde müdahale edilmesi lazım. Erken tanı ve müdahale çok önemli. Ben buradan da çiftlere şunu söylemek istiyorum. Bu sorunla karşılaştığınız zaman çok fazla zaman kaybetmeyin. Yani bize başvuran çiftlerde 2 yıllık sorunla karşı karşıya kalanlar daha fazla şanslı. Ama 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl olduğu zaman bizim de tedavide bir takım sıkıntılarımız ortaya çıkıyor. Bu sorunun çok fazla ilerlemeden bu bitkisel tedavi kürlerini de kullanıp denemeleri lazım. Mutlaka sonuç alacaklar. Peki ben bir şey daha sormak istiyorum ama benim sorumdan önce siz TS ameliyatı dediniz. Hemen bir izleyicimiz ulaşmış. Az önce bahsetmiştiniz varikosel konumuzdan önce. Hocam biz 12 yıllık evliyiz. Bana azospermi teşhisi konuldu. 2 kere TS ameliyatı oldum ama canlı sperm hücresi bulunamadı. Ne olur bana yardımcı olur musunuz demiş. Hocam bu hastamızda olduğu gibi hiç sperm hücresi olmayan hastalarda da fitoterapiyle müdahale mümkün mü? Evet, azospermi yani bu tanının tıbbi ismi. TS neden yapılıyor? Acaba spermiyogramda sperm yok? Testisten alınan parçanın patolojik incelemesidir TS ameliyatı. Burada eğer sperm bulunabilirse daha sonra bu çiftlerin tüp bebek denemesi olacak. Biz burada tabii ne yapıyoruz? Genel erkeğe ait sorunları ortadan kaldırdıktan sonra antioksidan tedaviyle varsa bir takım toksik maddeler vücuttan uzaklaştırılıyor ve yine sperm ana kök hücrelerine etki yaparak testisleri uyararak bir takım oluşumların ortaya çıkmasına neden oluyoruz. Biz biraz sayıyı arttırabilirsek en azından o çiftler daha sonra da tüp bebek denemesi yapabilirler, aşılama tedavisi yapabilirler. Çünkü çok ciddi bir sorundur. Sıfır, tüp bebek denemesi için bile erkekte sperm, kadında yumurtanın olması lazım. Biz hiç olmayan bir sayıyı binlerle ifade edilebilen bir takım rakamlara getirdiğimiz zaman o çiftlerin ileride daha fazla şansları olacak. Mutlaka bu tedaviyi denesinler. Olumlu sonuçlar alıyoruz. Gerçekten geçen hafta azospermi vakası olarak takip ettiğimiz bazı vakalardan çok yüz güldürücü sonuçlar geldi. Rakamların arttığını gösteren patolojilerini gönderdiler bize ve onların şu anda daha farklı bir beklentileri var. En azından tüp bebek deneyecekler. Hocam bir şey daha sormak istiyorum. Vaktimiz oldukça azalıyor ama infertilite, yani sebebi belli olmayan kısırlık konusunda fitoterapinin etkisi nedir? Şimdi sebebi belli olmayan infertilite nedenler araştırıldığı zaman yaklaşık %50 kısmı kadına, %50 kısmı erkeğe ait oluyor. Ama ne kadar inceleme yaparsak yapalım, bazı olgularda, bazı çiftlerde biz tek bir neden bulamıyoruz. Araştırmalar sonuç vermiyor. Belki de mevcut sorunları tespit edecek bir laboratuvar incelemeleri gelişmedi. Biz bunlarda da yine hem kadına yönelik hem erkeğe yönelik uygun bitkisel kürlerle müdahale ediyoruz ve gerçekten çok olumlu, yüz güldürücü sonuçlar elde ediyoruz. Ben yine sizin çalışmalarınızı biliyorum. Sizler sosyal medyadan da oldukça bu çalışmaları paylaşıyorsunuz ve olumlu sonuçlar, mutlu aile tablolarını görüyoruz. Son olarak sizlerden mesajınızı almak istiyorum izleyicilerimize. Evet, bu sorunla karşı karşıya kalan çiftler morallerini bozmasınlar. Bu onların kaderi değil. Mutlaka bitkisel tedaviyi denesinler ve bunu denemeden çocuk sahibi olamıyoruz demesinler. Hastalıkların şifası doğada saklıdır diyorum. Onları bulup kullanmamız lazım. Saygılarımla. Peki. Çok teşekkür ediyoruz konuk oldunuz. Ben teşekkür ederim.
Değerli izleyenler, iç hastalıkları uzmanı, uzman doktor ve uzman fitoterapist Sayın Ertan Cevizci Beyefendi ile yine kısırlık konusunu irdeledik, sizlerle paylaştık. Tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.